Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef arkadaşlar, korktuğumuz başımıza geldi. Kurtlar çiftliğe kadar geldi. Dün 3 tane düğümüzü sakatladılar, bayağı yaralılar. Mücadelemiz devam ediyor. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Sizlerden bol bol dua bekliyoruz. Durum vahim. Maalesef çok durmuş gibiler. Önünü nasıl keseceğiz bilmiyorum. Dün düğümüze saldırmışlar. Çok çok felaket yara izleri var. Boynundan ısırmış. Arka bacaklarından ısırmış. Diş izleri var. Üstten ısırmış. Yandan ısırmış. Bayağı bir boyundan ısırmış. Bayağı bir yaralarımız var. İnşallah Allah'tan tek temennim, biliyorsunuz, yabani hayvanlarda kuduz virüsü var. İnşallah bunların yanlardan ısırmış. Bunlar bereket çevik olduğuna kaçmışlar. Pek bir hasar yok. Ama tekinde bayağı hasar var. Bunda da alt bacaklarından şey yapmış. Hepsi de gebe düvelerimizin. İşimiz çok sakat arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunun tedavisini işte başladık. Yoğun bir ağrı kesici ateşi var. Penisilin grubu girdik. İşte mavi spreyle yaralarını ilaçlıyoruz. Bakalım, inşallah boyundaki bayağı koparmış. Bayağı diş izi var. İnşallah kudurmaz. Kuduz riskiyle karşı karşıyayız. Bakalım şu karantinadalar. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Bakalım ne yapacağız. Kurt bu sene bizden çok şey götürdü. Yani ne köpekler baş edebiliyor bunlarla, ne bir şey. Şu alttaki yarası da çok fena. Of of, alta kadar gidiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Çok felaket hayvancık ya. Biraz sprey sıkayım ona da. Aşağı kadar gitmiş yine. Ah, güzel kızım benim. Bunlar arkada kalmış. Çiftliğin etrafına gelince saldırdılar. Biz gidene kadar durum bu. Of, 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 çok felaket çok. Dur kız, dur, dur yavrum, dur. Dur, 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 dur. Dur. Dur, öyle tedavi edeceğiz onları işte. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah. Bu baya baya yaraya. Burada da diş izleri var. Felaket yapmış hayvancağız. Yani bir tane değil ki arkadaşlar. Yani hangi birine baş edeceğiz bilmiyorum yani. 10 tane den fazla felaketler. Baş edemiyoruz ki. Bir tane iki tane olsa baş edesin. Yine sizlerin de böyle başından geçen, böyle yapabileceğimiz, bu yaralara sürebileceğimiz ekstra bir ilaç milaç, dışarıdan yani o yaraları kapatabileceğimiz bir ilaç falan bir şeyler varsa tecrübelerinizi bizimle paylaşın arkadaşlar. O yüzden çektim bu videoyu. Hem sizin o tecrübelerinizden de faydalanmak isteriz. Yani dışarıdan bu yaraları, diş izlerini. Yani tek temennimiz kudurmaması. Yani kudurursa zaten zoonoz bir hastalıktır. Yani hayvandan insana da bulaşır. Hayvanlardan hayvanlara da bulaşır. Ciddi bir problem. İşletme kapatmaya kadar gidiyor bu işler. O yüzden Allah'a yardımcımız olsun. Zor.
Sizin de öyle bildiğiniz ilaçtır, yani dışarıdan sürebileceğimiz, yaraları kapatabileceğimiz. Çünkü bir de havaların da sıcak olması, 35 derece sıcaklık var. Havaların da sıcak olmasıyla daha da azacak yaralar. Varsa öyle bildiğiniz falan yine tecrübelerinize ihtiyacımız var. Kıymetli dostlarım, bol bol dua edin. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten bu sezon ciddi sorunlar yaşıyoruz. Lütfen rica ediyorum. Kötü yorum yapmayın, eleştiri yapmayın. Başka videolarda yaparsınız. Çünkü hiç iyi değilim. Sabaha kadar uyumadım zaten. Şimdi yeri değil. Şimdi yardımlaşma zamanı. Bir çözüm bulmamız lazım. Yani köpekler baş edemiyor. Sadece bizde sorun yok arkadaşlar. Bütün çiftliklerde. Yani şu anda 22 tane, 23 tane yakın hayvan büyükbaşı telef etmişler. 6 tane mandayı, yine 15-20 tane yakın küçükbaşı. Sadece bizim çiftliklerde değil. Diğer çiftliklerde de sıkın. Adamlardan bizden, bizim köpeklerimizden daha büyük köpekler var. Baş edemiyor köpekler de yaralıyorlar. Çok sürü halinde geliyorlar. Yani zaten toplu geldikleri zaman baş edemiyorsun. Köpekleri de oyalıyorlar. Hangi birine bakacağını şaşırıyorsun. O yüzden arkadaşlar, varsa fikriniz, ilaç değil. İlaç zaten yapacağız. Onda problem yok. Ama dışarıdan bu yaraları kapatabileceğimiz öyle bildiğiniz merhemdir, ne bileyim ilaçtır falan, bu tür şeyler varsa bizimle paylaşın kıymetli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.